Amerika Birleşik Devletleri, firari gizli istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın pasaportunu iptal etti ve seyahatlerinin de engellenmesini istedi. Dün geceyi Moskova'da geçiren Snowden'ın bugün nereye gittiği bilinmiyor. Ama bu sırada Ekvador'da kendisinden iltica başvurusu aldığını doğruladı. Amerika, kendilerinin ve İngiliz istihbaratına ait büyük miktarda belgeyi sızdırmakla suçlanan Snowden'ın peşini bırakmayacağını söylüyor. Edward Snowden'ın taşıdığı düşünülen uçak Moskova'ya iniyor. Snowden Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçıyor. Nereye kaçtıysa belirsiz. Acaba Amerika ona ulaşabilecek mi? Moskova Havalimanı'na üst kuran medya mensupları 30 yaşındaki Amerikalı'nın gelişini beklediyse de Snowden'ı göremediler. Snowden'ın diplomatik otomobille hemen oradan uzaklaştırıldığı düşünülüyor. Ama günler önce Amerika, Hong Kong yönetiminin casuslukla suçlanan Snowden'ı kendilerine iade edeceğinden emin görünüyordu. Dünse Hong Kong ellerine ulaşan evrakların yeterli olmadığını belirtti. Bu da Snowden'ın seyahat etmekte özgür olduğu anlamına geliyordu. Ama Edward Snowden'ın Hong Kong'daki avukatı BBC'ye yaptığı açıklamada kimliği açıklanmayan bir hükümet yetkilisinin müvekkilinden hafta sonunda ülkeden çıkmasını istediğini belirtti. İnsan hakları avukatı Albert Ho bu yetkilinin Pekin'i temsil ettiği görüşünde. Anladığım kadarıyla cuma günü gibi Snowden'a bir mesaj gönderilmiş. Mesajda Snowden'ın Hong Kong'dan gitmesi gerektiği ve havalimanında durdurulmadan güvenli bir şekilde ülkeden çıkabileceği söylenmiş. Bu mesajın Pekin'den emirle gönderildiğine inanıyorum. Bunun da Snowden'un Hong Kong'da kalmaya devam etmesiyle patlak verebilecek siyasi bir sorunun önlenmesi için yapıldığını düşünüyorum. Amerika'da kameraların karşısına geçen patronuysa Snowden'ı neden geri istediklerini açıkladı. Snowden'ın sızdırdığı bilgiler Amerika'ya ve müttefiklerimize telafisi mümkün olmayan büyük zararlar verdi. Peki Snowden hakkındaki iddialar neler? Snowden, Hong Kong'da bulunduğu sırada Amerikalı istihbarat birimlerinin ülkedeki telefon görüşmeleri hakkında bilgi topladığı, İngiltere Devlet İletişim Birimi GCHQ'nun küresel iletişim şebekelerini gizlice dinlediği ve Amerika'nın Çin'deki bilgisayarlara gizlice girdiğini öne süren belgeler yayınladı. Eğer doğru bir şey yaptığını düşünüyorsa buraya gelip hesap versin. Edward Snowden'ın macerası Hawaii'de Amerikan istihbarat birimi için çalıştığı sırada başladı. Snowden buradan önce Hong Kong'a daha sonra da Moskova'ya kaçtı. Moskova'da kalma vizesi olmadığına inanılıyor. Kremlin dün yaptığı açıklamada Snowden'ı tutmayacaklarını çünkü Rus kanunlarınca hiçbir suç işlemediğini belirtmiş, kendisinin yüzlerce transit yolcudan biri olduğunu vurgulamıştı. Snowden'ın şimdi Güney Amerika'ya kaçacağı tahmin ediliyor ama rotası veya nihai durağı hala belirsiz. Julian Assange'ın kurduğu ve Amerika'nın gizli belgelerini yayınlamasıyla tanınan WikiLeaks kuruluşu da Snowden'a destek verdiklerini açıkladı. Assange son bir yıldır Londra'daki Ekvator Büyükelçiliğine sığınmış durumda. WikiLeaks kuruluşunun Snowden'a yardım ettiğinin ortaya çıkması nihai durağının Ekvator olacağı ihtimalini gündeme getiriyor. Ekvator dün yaptığı açıklamada Snowden'ın iltica başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Ama bu sırada Amerikan hükümeti Snowden nereye giderse gitsin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.